geldiniz. Videoya geçmeden önce videonun konularından bahsetmek isterim. Bu videoda karenin kenar rengini ve kalınlığını ayarlayacağız. Daire ve daireler çizeceğiz. Çizdiğimiz daireleri renklendireceğiz. Kullanıcıdan input alacağız ve buna göre kenar sayısıyla şekil çizeceğiz. Ve bir çizgi çekip belirli renk ve konularda yazı yazacağız. Şimdi kullanıcıdan aldığımız kenar sayısıyla şekil çizelim. Import total yazarak kütüphanemi koda dahil ediyorum. Pencere adlı bir değişken oluşturuyorum. Pencere adlı değişkenimiz pencere üzerinde oynama yapmamızı sağlayacak. Bu işlemin aynısını kaplumbağamız için de yapacağım. Buna da al diyelim. Turtle nokta turtle. Şimdi kaplumbağamızı kaplumbağa yapacağız. Şimdi kaplumbağamızın rengini belirleyeceğiz. A nokta color. Bu arada rengin ismini veya kodunu yazabilirsiniz. Ben görmeniz açısından kodu yazacağım. Şimdi çizgimizin kalınlığını belirleyelim. Bunun için A nokta pen size diyorum. Buraya 3 yazıyorum. Burada ise input alacağız. Kenar. Bunu kenar diyelim. Eşittir. Int. Burada int yazmamın sebebi işine gireceğimiz değerin sayısal veri türü olması. Int sayısal veri türünü temsil eder. Input. Buraya da kısa bir şey yazalım. G yazalım mesela. Derece adlı bir değişken oluşturuyorum. 360 bölü kenar. Bu arada kenara girilen değerde bu kenar 360'dan bölünüyor. Burada bir for döngüsü oluşturacağız. Burada for döngüsünde range fonksiyonu ile for döngüsünü sınırlıyorum. Yani kenar diyorum buraya parametresine. Kenarda girilen değere göre yap diyorum. Neyi yapacağını da altına yazmam gerekiyor. Burada a nokta forward 100. 100 piksel ileri gitmesini söylüyorum. 100 nokta rate. Burada derece diyorum. Yani bundan çıkan sonuç kadar sağa gidecek. Şimdi kapanışımı yazıyorum. Pencere nokta on click. Burada ise mouse'um ile pencereye dokunduğumda kodu sonlandırmasını istiyorum. Kodumu çalıştırıyorum. Evet, bizden bir kenar sayısı değeri istiyor. Hemen bunu da giriyorum. Buraya mesela 3 diyelim. 3 dediğimizde üçgen çizecek. 4 diyelim. Bu sefer karemizi çizecek. 6 diyelim. Bu şekilde şekillerimizi kenar sayısına göre çiziyor. Tamamdır. Şimdi buraya kadar silerim. Burada yapmamız gereken
A nokta. Color. Burada kaplumbağamızın rengini giriyorum. Green. Bu bölümde daire çizeceğiz. A nokta. Ben size buraya da 3 diyelim. Burada çizginin kalınlığını belirliyorum. Burada A nokta circle. Bu fonksiyonumuz daire çizmemizi sağlar. 50 piksel çapında bir daire çizmesini istiyorum. Ve kapanışları yazıyorum. Pencere nokta on click. Kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi tekrar buraya kadar siliyorum. Şimdi daireler çizerim. Bunu daha kolay olması açısından for döngüsüyle yapacağız. Buraya kadar tamam. A nokta. Yine aynı şekilde color. Nokta. Green. A nokta. Ben size. 3. For. In range. Burada 8 defa tekrar etmesini söylüyorum. Aşağı yazdığım kodları. Burada bana neyi tekrar etmesini soruyor. Burada ise koordinat bilgilerini giriyorum. A nokta rect 45. Burada daireler arasındaki boşluğu belirliyorum. Burada A nokta circle 50. Bu arada yuvarlaklarımızın boyutunu belirliyorum. For döngüsünden çıkıyorum. Pencere nokta on click. Kodumu tekrar çalıştırıyorum. Dairelerimiz de bu şekilde oluştu. Burada boşluğu belirledik, burada da çaplarını. Buradaki sayıyı değiştirerek de daha fazla daire çizmesini sağlayabilirsiniz. Tamamdır. Yine buraya kadar sildim. Burada ise çizdiğimiz şekillerin içini boyayalım. A nokta ben size 3 A nokta begin burada dolguya başlamasını söylüyorum. Bir for döngüsü oluşturuyorum. 8 defa tekrar etsin yine. Ve aşağı koordinat bilgilerine giriyorum. Ne girelim buraya? A nokta rect 45 olsun. A nokta circle burada 50 diyorum yine. Burada dolguyu bitirmesini istiyorum. A nokta and fill. Şimdi pencereye de dokunun ve kapanmasını istiyorum. Pencere on click. Kodumu çalıştırıyorum.
Şurada belirtmemiz gerekiyordu. Orayı unutmuşum. Buraya virgül koyuyorum. Ne koyalım buraya? Eşek. FF. Az önceki örneğimizde bir tane tek renk girdiğimiz için hem dış bölümünü bu rengi alacaktı hem de iç dolgusunu alacaktı. Ben bir tane color bölümüne virgül koyarak farklı bir değer girdim. Bu da dolgumuzun rengi oldu. Gene buraları silelim. Tamamdır. Şimdi bir çizgi oluşturacağız. Şöyle bir çizgi oluşturacağız. Ve belirli konumlarda sağa dönüp isim vermesini isteyeceğim. Ve o isim de farklı renkte olacak. Hemen başlayalım. Tortulumuzu yaptık. Buraya ne diyelim? Tina. Nokta. Shape. Şeklimi yazıyorum. A nokta. Left. Bir dakika. Burası da olacak. Buraya farklı bir değer veremeyiz. Buraya 90 değerine giriyorum. Yani sola doğru 90 gitmesini istiyorum. A nokta. Forward. 20 piksel. Burada 20 piksel ileri gitmesini söylüyorum. Yazı yazmak için A nokta. Write. Buraya ne yazalım? Merhaba. Konum bilgilerini girdim. Yazımı girdim. Şimdi aynı şekilde diğerlerine de aynı mantıkta ilerleyeceğim. A diyorum. Nokta. Forward. 20. Burada 20 piksel ileri gitmesini söylüyorum. A nokta. Color. Blue. Blue. Burada renk belirliyorum. A nokta. Bright. Burada ne yazalım? Ne haber yazalım. A nokta. Forward. 20. A nokta. A nokta. Color. Burada sarı diyelim. A nokta. Forward. 20. Buraya ne yazı yazmasını söylemem gerekiyor. Buraya A nokta. Write. İyi. Yeni bir tane daha oluşturuyorum. Burada color. Nokta. Başa A yazmam gerekiyordu. A. Green. Ve A nokta. Right. Buraya da A yazalım ya. Direkt. Ya da up yazalım. Tamam. Kodumu çalıştırıyorum.
Gördüğünüz gibi oluştu. Burada 20 pikselleri gitti, sağa döndü, siyah renkte verdi. 20 pikselleri gitti, sağa döndü, ne haber yazısını verdi. 20 piksel gitti ve iyi yazısını verdi. Burada bir tane de çıkış ekleyelim son olarak. Pencere nokta on klik. Tekrar çalışalım. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.